Arkadaşlar tekrar merhabalar. Philadelphia tablo çalışmalarım bitti. Burada tablomdan çıkan hatları aktarmaya çalışacağım sizlere. Umarım iyi sonuçlar alırız. Almayı umut ediyoruz tabii kendi adıma. Şimdi yarışları çok iyi sonuçlar almasam da denemeye devam ediyorum. Belmont'u biliyorsunuz vermiyorum. Belmont'ta çalışma yapmıyorum artık. Ki kış sezonunda kum yarışlarına dönene kadar da pek niyetim yok. Tutturan bulamıyoruz. Yani bulamadıktan sonra da sizleri yanlış yönlendirmenin bir anlamı yok. Ki kendim de bu oyunlarda iştirak ettiğimde zararlı çıkıyorum. Olmuyor yani. Birinci koşu Maiden Dişi 10 nolu safkan. Bu kazancıyla aradan etkilenmezse kazanır. Kazanması gerekir. 5 yaşında. 4 rakip 9 sürpriz grubun kaliteli atları bunlar. 3 yaşlarında olmalarına rağmen. Ve sıralama bu şekilde gider arkadaşlar. 11-1-6 çim yarışıdır. Handikapına bakmaksızın gördüğünüz at varsa da ekleyebilirsiniz. Buralardan da çok fazla at kazandı çim yarışlarında düşük handikaplı atlar. O yüzden tablo vermedi o atları. Sürpriz yaptılar tabii. Genelde de sürprizde geliyorlar. İkinci koşu altılı başlangıcı 5 nolu safkan. Son yarışını kazanan biraz da iyi durumda gördüğüm bu safkan favori olarak çıktı bende. Grubun kaliteli atları var. 6 rakip olarak öneririm. Öncelikle geçilmiş 2 ve 7'yi ama burada o kalitede kalan bu safkan rövanş alabilir 2 ve 7'ye karşı. Bir sürprizine imza atar. Grubun en kaliteli atı durumunda ganyanı gelecektir haliyle. 2-7 son yarışları başarılı. Bunlar da tabii ki olması gerekir. İlk ayak için 3-4. 4 burada gene sürpriz ihtimalli bir safkandır. Yani çok at yazıyorsanız da ihmal etmeyiniz. Kilo tutmuyor 3 numaralı safkan pencere. İlk ayak bende bu şekilde çıkıyor. Yalnız 5'in daha yüksek bir AGF alması gerekirdi. Bu grupta son yarışını kazanan tek safkanın daha yüksek AGF ile çıkması gerekirdi buraya. 3. koşu Maiden Dişi 5 numaralı safkan yüksek AGF. Grubun kaliteli atlarından kazancı en yüksek safkanı kazanması gerekir. Bu AGF'ye müdahale gelmez ise bu bölgeden bunun kazanması gerekir. Yarıştan çıkmadığı halde. Grubun en kaliteli atı durumunda ama genelde çıkmıyorlar. Bir nolu safkan iyi koşu gelir. Rakip olarak öneririm. 5'e at yazacak arkadaşlar. AGF'ler doğru. Burası kum yarışı. Bu şekilde bitmesi gerekir. Çim olsa alttaki atlara gelirlerse bir şey demem ama kumda olmaz yani. Yanlış yapmış olur. 4. koşu şartlı mücadelesi. Bir doğru AGF, grubun en kaliteli atı kazanması gerekir aslında. Bu da kum yarışı. Bu atın 4 yaşında olmasına rağmen kalitede kalmasıyla kazanması gerekir. Bu eksik koşar ya da 4 veya 3, bunlar yaşlı atlar, yaş avantajlı atlar. Bunlar biraz daha iyi performans gösterirlerse birer rakip olurlar, sürprize imza atılır. 4 AGF, 3 sürpriz. 7, 8 yine kalitede kaldı. 2 gibi son yarışını kazanan yine tek safkan durumunda. Bunların yazımını tamamen size bırakırım. 6 AGF aldı ama ben de geri planda çıkıyor. Yani çok at yazıyorsanız bunları tercih etmenizi öneririm. Hepsini yazın değil de kesinlikle işaretlemiyorum. Yarışı genel anlamda anlatmaya çalışıyorum. 5. koşu şartlı dişi 2 nolu safkan. Bu da doğru AGF. Bende de favori çıkıyor. Yani kazanabilir. Tekrar kazanabilir bu safkan. 2. Grup müsait gördüm. 5'te ara var. 3'te de 4 yaşının dezavantajı var. O yüzden biraz geri planda kaldılar. Gitti 2 nolu safkana gidiyor yarış. Sürprizini 1 yapar. Hani 2 hatta sürpriz isteyen arkadaşlara da 1'i 2'nin yanına 1'i öneririm. Ganyan'da gelir. Diğer hatların yazımını yine size bırakıyorum. 6. koşu çim yarışı. Şartlı 13 nolu safkan. Hani direkt tek çıkan safkanlardan aslında. AGF bu da doğru. Yaş bunda, yaş avantajı. Grubun kaliteli atı, koşar durumda. Yani birçok avantajı elinde bulunduruyor. Diğer atlar sürpriz önereceğim safkanlar. Sürpriz atlar artık. Kilosu tutuyor. Bilmiyorum yani eksik koşu çıkarmaz ise ya da yarıştan çıkmaz ise net favori. Daha yüksek AGF olmalıydı 13'te. 10 rakip önereceğim safkanlardan biri 10, 1 ve 7 bunlar sürpriz yapar gelirler arkadaşlar. 5 yaşında yaş avantajı atlar.
9-4 yaşında gene koşar durumda. Kalitede kaldı. Çim yarışında 14-4, bakın çok çok sürprizli atlar olmaz demem. 14-4. Ve diğer atlardan varsa tespitiniz, eklemeyi size bırakırım. 13 eksik koştuğunda buradan sürpriz çıkma ihtimali çok yüksek görünüyor. 11 AGF almış 51'lik. Bunu da işaretini yapayım şimdi, görmemezlikten gelmeyelim AGF'yi. 7. koşu 7. Yüksek AGF, çok yüksek, %70'lik bir AGF. Ya kazanır da tabi Halil'i, o yüzden çıkmış AGF olarak da. Tek olabilir, kazanabilir, itiraz etmem. Eksik koşarsa 2 rakip olur. Kalitede baktığında atların handikapları birbirlerine yakın. Yani 7'nin çok eksik koşması gerekir. 6 çok sürprizli önereceğim. Safkan grubun en kaliteli atlarından biri. 1 gibi örneğin. 1 de buranın yine çok sürprizde kalan Safkan olur. Bu kadar da arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşça kalın.